Kayseri'de araç kiralama gurbetçi vatandaşların gidişiyle durma noktasına geldi. Şuayb Yüksel kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sektörün durağanlık gösterdiğini söyledi. İsmim Şuayb, Kayseri'de istasyon ünitesinde Gold Car Rental'in sahibiyim. 5 senedir bu işi yapıyoruz. Şuayb Bey, şu anda oto kiralama ne durumda? Oto kiralama şu anda normal. Kış sezonu olduğundan birazdan fiyatlar, işlerimiz düşük. Büyük firmalar düşük fiyat verdiğinden dolayı biz de istediğimiz fiyatlara araç veremiyoruz şu anda. Yani yine idare ediyoruz. Yaz sezonuna göre çok düşük diyelim. Peki şu anda fiyatlar ne durumda? Fiyatlar 150'den başlıyor 300 TL'ye kadar üst segment, orta segment olarak değişiyor. Fiyatlarımız böyle. Ama yazın üst segment fiyatından her aracı verebiliyorduk zaten. Ama Almancılar olmadığından şu anda fiyatlarımız düşük. Gurbetçilerden bahsettiniz. Gurbetçilerin gelmesi sizleri nasıl etkiledi ve gitmesi sizleri nasıl etkiledi? Gurbetçiler geldiğinde ister istemez, yani herkesin iş sezonu olduğu gibi bizim de iş sezonumuz açılıyor. Gurbetçiler gittikten sonra, yani gurbetçilere aylık araç veriyorduk ama şu anda günlük araç veriyoruz, günübirlik araç veriyoruz. O bizi yıpratıyor. Yani gurbetçiler sadece bizden aylık aldığı için daha güzel oluyordu diye anlarsınız öyle. Peki şu anda hala pandemi süreci içerisindeyiz, evet. Hala bir virüsle mücadele ediyoruz. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarından kaçıp, oto kiralayıp araçlara yöneliyorlar mı? Araçlara yöneliyorlar ama bizden bir çekingeleri var. Niye çekingeleri var bilmiyorum. Yani bazı meslektaşlarımız biraz kötü yaklaşıyor herhalde, öyle diyeyim size. Onun dolayı bizden biraz kaçıyorlar da, yani kaçacak bir şey yok. Biz burada araç kiralıyoruz, paramızı veriyoruz, belgelerimizi yapıyoruz. Ondan sonra bitiyor işimiz. Peki, Kayseri bazında bakacak olursak, oto kiralamaya ilgi nasıl? İlgi yüksek. Zaten şu anda Türkiye çapında Kayseri 3. sırada diyebiliyorum. Yani gene Kayseri'miz güzel. Ama genellikle Kayseri'nin vatandaşı dışarının vatandaşı araç kiralıyor. Söyle desem daha iyi olur. Sizler zademin vatandaşların çekindiklerinden bahsettiniz. Neden evet. Çekiniyorlar? Korkuyorlar ya. Yani araçlarım çizildiğinde benden bir araba parası alır diye korkuyorlar. Maksat öyle bir şeyimiz yok. Bütün araçlarımızda kasko var. Biz gerekeni gerektiği şekilde, yani yasasına uygun, şeyine uygun yapıyoruz. Sıkıntısız bir işimiz var. 2 sene ehliyetten aşağı vermiyoruz çünkü stajyer ehliyet geçiyor. Bunun için veremiyoruz. Yani korkacak bir şey yok. Burada işte kitabına uygun, yasalar belli, kurallar belli. Kural dışında da biz de çıkmıyoruz. Onlar da çıkmadığı sürece bir şey yok. Peki araç kiralamak isteyen bir vatandaş hangi yolları izlemeli, neler yapmalı? 2 senelik ehliyeti olduğunda kredi kartı istiyoruz, 2 senelik ehliyet istiyoruz. Stajyer ehliyeti olduğundan veremiyoruz. Başka da herhangi bir şey yok. Yani büyük firmalar prozesyon çekiyor. Yani araç kirası kadar da kira alıyorlar da biz onu yapmıyoruz. Normalde peşinat ne 10 günlük atıyorum 200 TL'den 2000 TL bırakıyor bize, gidiyor aracını kiralıyor. Ama büyük firmalar böyle çalışmıyor. Ama büyük firmalar yine de bizden daha fazla kazanıyor. Peki ilerleyen süreçten neler bekliyorsunuz siz oto kiralamacı olarak? İlerleyen süreçten yani daha da büyümeyi bekliyoruz biz. Ama her şeye zam geliyor. Biz araç kirasına zam getiremiyoruz. O da büyük firmalardan dolayı. Büyük firmalar atıyorum biz şu anda 200-250'den araç vermeye çalışırken büyük firmalar 70 TL, 80 TL'den araç veriyor. Bu da güçten dolayı. Biz kredili araç satın alıyoruz. Onlar nakit araç aldığından onlara daha avantajlı oluyor.